Merhaba arkadaşlar. Bugün bir video çekmiştik. Özellikle ilkokul öğretmenlerimiz biliyorsunuz artık EBA üzerinde kendi linklerini oluşturmaları gerekiyor. Bununla ilgili. Fakat bir hata yapmışız. Bunun için özür diliyoruz. Bu sebepten dolayı hemen hızlı bir şekilde tekrardan bu videoyu çekelim dedik. Şimdi orada EBA üzerinde özellikle link bölümü var. Bu link bölümüne aslında bizim bir link eklememizi istiyor. Bizim bir link eklememizi istediği için de bunu dış bir kaynaktan yani Zoom üzerinden eklememizi istiyor. Bu sebepten dolayı biz de mecburen Zoom'u kendi bilgisayarımıza kurmamız lazım. İlk etapta zoom.us/download bu adrese giriyoruz. İlk yapmamız gereken bu. Buraya girdikten sonra download sekmesine tıklıyoruz ve bilgisayarımıza Zoom'u indiriyoruz arkadaşlar. Zoom'u indirdikten sonra bastım, çalıştır dedim. Çalıştır dedikten sonra Zoom uygulamasını kurmam gerekiyor. Tabii eğer sizden bir izin isterse evet deyip onu da kabul etmeniz lazım. Zoom uygulamamızı kurduktan sonra karşımıza Join a Meeting, Sign in denilen bir bölüm geliyor. Şimdi biz ilk etapta bir giriş yapmamız lazım eğer bir üyeliğimiz yoksa. Sign in bölümüne tıklıyorum. Şimdi ben burada aslında bir e-mail ve bir şifre yazarak da giriş yapabilirim. Ancak sign up free zaten ücretsiz giriş yapmak istiyoruz. Bu sebepten dolayı ben dönüyorum Sign in with Google'ı tıklıyorum. En kolay giriş yöntemi bu biliyorsunuz. Ogretken'le giriş yapalım. Direkt giriş yaptığımda bana buradan izin veriyor musun diyor. Bu tür uygulamaları her zaman izin ver deyip bunu da tıklayıp evet artık içeriye giriş yapıyorum. Şu anda farkındaysanız artık Zoom benim bilgisayarımda. Yani ben bilgisayarımda masaüstüme geldiğimde burada aşağıya indiğimde gördüğünüz gibi Zoom uygulaması benim bilgisayarımda. Bunu hatta bu tarafa da çekip yerleştirebilirim. Her zaman hızlı bir şekilde ulaşabilmek için. Bunu açtığımda da bu gördüğünüz bölüm geliyor. Şimdi bu bölüm geldikten sonra yapmamız gereken olay şu. Şimdi biz EBA içerisinde 2 gün sonrasına link oluşturabiliyoruz. Bu sebepten dolayı burada da 2 gün sonrasına link oluşturmamız gerekiyor. Schedule'a tıkladım. Şimdi ayın 22'si için link oluşturacağım. 22'sini işaretledim. Saat kaçta? Saat diyelim ki 13'te. Saat 13'te bir link oluşturmam lazım. 13'te linkimi oluşturdum. 30 dakika. EBA'da biliyorsunuz dersler 30 dakika üzerinden 45'li işaretleyebilirim ama 30 dakika demek daha mantıklı. Çünkü orada da 30 dakika. Şurada da bir şifre bölümü var. Şifreye de dilediğiniz şifreyi yazabilirsiniz kendiniz. Şifreyi yazdık. Şurada Google kalendere yüklememesi için sizler other kalenderse tıklayabilirsiniz. Save dedim. Bana dikkat ederseniz burada bir link verdi gördüğünüz gibi. Ben bu linki kopyaladım. Şifremiz de 33333. Şimdi gelelim bizim hemen EBA canlı ders bölümüne. Evet, EBA canlı ders bölümüne geldik. EBA canlı ders bölümüne geldikten sonra burada harici canlı ders ekliyoruz. Harici canlı ders ekledikten sonra dersimiz ne? Hayat bilgisi diyelim. Hayat bilgisi. Sınıfımız nedir? İşte birinci sınıf, ikinci sınıf. 22'si. Hemen buradan geliyorum. Diyorum ki saat 13.10, 13.40. Evet. Ha, bundan dolayı biz öteki tarafta 45 dakika yapabiliriz. Bu daha mantıklı olacak demek ki. 13.10, 13.40. Açıklamaya hayat bilgisi dersi diyelim. Tamam. Şimdi dersin linkini buraya yapıştırdık. Bakın. Bu Zoom'daki linki, şuradaki linki, Join Zoom Meeting linkini aldık şu bölümü. Oraya yapıştırdık. Şifremiz 33333. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Bunu da yapıştırdık. Sonra buradan geldik. Dersimiz hayat bilgisiydi. Hayat bilgisini seçtik. İşte okulumuzda hayat ünitesi. İkinci sınıf dedik. Dedikten sonra öğrencilere ekle dedik. Alt tarafta öğrenciler gördüğünüz gibi şöyle alt tarafı göstermeyeyim ben. Şekillendi. Burası şekillendikten sonra canlı dersi gönder dediğim anda ben canlı dersi oluşturmuş oluyorum. Canlı dersi gönder dedim. Canlı ders oluşturuldu. Şu anda canlı dersimiz dikkat ederseniz oluştu. İncele dediğimizde de canlı dersimizin oluştuğunu, şifrenin vesairenin her şey burada belirlenmiş oluyor. Yapmamız gereken aslında bu kadar. Ne kadar çok ders yapmak istiyorsak o kadar ders eklememiz gerekiyor buraya. Bu dersleri ekledikçe de alt alta sıralanacaktır. Mesela yeni bir ders yapmak istiyorsanız tekrar buraya girip bunu zaten yapmıştık biliyorsunuz. Tekrardan şuradan gelelim. Schedule'a tıklayıp tekrardan buradan ayın 22'sine diyerekten ikinci dersi oluşturup oradan da atamamız lazım. Tek tek bunu yapmamız gerekiyor.
Bu şekilde de tüm dersleri oluşturmamız lazım. Şunu 30 demek yerine 45 demek daha mantıklı olacak demek ki bu durumda. Çünkü 40 dakikalık süresi var. Saatler de birbirine tam denk gelmediği için dengeleyebilir. Olay budur. Teşekkür ederiz.